Rio Olimpiyat Oyunları geride kaldı. Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden başarılı sporcular öğrencilerle bir araya geldi. İstek Atanur Oğuz Okulları Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'na katılan Türk sporcuları öğrencilerle buluşturdu. Nur Tatar, Cenk İldem, Tutya Yılmaz, Furkan Şen ve Mete Gazoz genç sporseverlerle düşüncelerini paylaştı. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor çünkü oraya biz birçok insanın dualarını alarak gidiyoruz. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz. Allah utandırmadı. Madalyayla döndüm ben. 2 olimpiyat madalya aldım. İnşallah gümüşle bronz oldu ve 2020'de aynen inşallah 2020'de de altın olur. İnşallah. Brezilya halkı yani orada yani sporu iyi göstermek adına gerçekten çok çaba sarf ettiler yani. Yani kazanan sporcuyu çok destekliyorlardı ama tabii bizim orada Türk devletleri de bizi çok destekledi. 2020'de artık madalyayı hedefliyorum. Ben 2016 olimpiyatlarına kendim yapabileceğimin en iyisini yapmaya gitmiştim. İlk olimpiyatımdı çünkü ama burada gördüm ki aslında yani benim de kapasitem varmış. Ben de kendime yani artık evet yani ve daha tecrübeli olacağım. Yaşım daha büyük olacak. Sonuçta orada da benden çok büyüklerle yarıştım. Tabii biz antrenman bilimi olarak yakınız. İşte bir Amerika olsun, bir Rusya olsun, bir İngiltere olsun onlara yakınız. Fakat işin içine birazcık lobi, biraz bilim girdiği zaman tabii biraz geri kalıyoruz, geride kalıyoruz. Haftada bir serbest zamanım oluyor. Bozuk mu? Serbest zaman ne kadar serbest? 5 saat. 5 saat, 3 serbest zaman. Onu da arkadaşlarla CESAT ne gidiyoruz? CESAT. Olimpiyat panelinin ardından başarılı sporculara plaket takdim edildi. Bu arada Mete Gazoz'un bahsettiği alanda da CSGO'da da e-sporda Türkiye dünya şampiyonu oldu. O bilgiyi de verip tekrar sözü Özlem Sarıkaya ve Erhan Ertürk.